Bir gerekiyor. duruş gösterir misin bana? Göstereyim. Yani duruşumuz bu. Hayır, mesela şuradan. Tamam, nasıl? vücut ağırlığını, evet. vücut ağırlığını dengeli dağıtmak zorundasın. Tamam. Çünkü vuruş yaptığın zaman, Hı. eğer dengeli değilse, bakın vuruşla beraber bozuluyor. Hı. Dolayısıyla ben vuruşu yaptığım zaman vücudumun hiç hareket etmemesi gerekiyor. Sadece kolumun hareket etmesi gerekiyor. Hı. O yüzden benim Bacaklarımın güçlü olması lazım, titrememesi, hmm, titrememesi lazım. Titrememesi lazım. Belimin kuvvetli olması lazım. Belin evet bel be çok evet, önemli. Galiba. Evet, önemli. Bu pozisyonda oynuyoruz biz ve bu düşünseniz saatler geçiriyorsunuz böyle. Ne kadar duruyorsun? Ya işte 7 saat birader oynadım burayı Anladım ama atıştan şişman önce. Var şişman oyuncular var tabii. Var, peki var. atıştan önce bir konsantrasyon bir hazırlık süreci var mesela o bazı oyuncuda uzun bazı oyuncuda kısa mı? Bizim mesela şu an 40 saniye. Her vuruş için 40 saniyemiz var. Ha, o kadar. Öyle geldim saniye. böyle yok, kıraathanede tabii, yapar saniye. gibi böyle. Yok, yok. <laughs> 40 saniye. Minakka kardeşim. böyle. 40 saniye. Dolayısıyla bu şimdi niye anlattım o hikayeyi? Bu 40 saniye kullanır mısın sen sonuna kadar? Ya kullanmam. Genelde o 25-30 saniyede sen, vururum. Bu nasıl tanımlanır mesela oyuncular arasında? Hızlı Burada... oyuncu, yavaş oyuncu ha. diye vardır. Mesela bu saniye e, olmadan önce Türkiye'de çok enteresan şeyler yaşadık. Narkoz tufan diye mesela bir abimiz var. Narkoz tufan. Narkoz tufan. Narkoz lakabını almasının sebebi o kadar yavaş oynuyor ki. Ya oynamıyor zaten. Ya bir gün bak şöyle. Herkes bayılıp şimdi, gidiyor ve o şampiyon. Bak şöyle anlatayım. Masa burada. Pozisyonla alakası olmayan bir köşede tebeşir sürüyor. Of. Köşeye bakıyor. Ne yapıyorsun diyorlar bir süre sonra. Konsantre oluyorum diyor. Of. sonra yatıyor topa. Of. 67 kere sallıyor stakayı. Bak of. sayıyorlar. Of. 67. Of. 67. Hem de yavaş yavaş. Sonra kalkıyor pozisyondan. Ana. <laughs> o Ana. Daha sonra bu süre... Bak kalkıyor. Ana. Tekrar eğiliyor. Of. 59 kere sallayıp of, vuruyor. Saymışlar. Diyorlar of. ki Tufan abi. 67 kere salladın. Konsantre oldun. Yani <laughs> niye kalktın? Ne vuracağımı unuttum diyor. Ana çok acayip. Of be abi. Çok acayip. Of be abi. O zamanlar benim oynamışlığım var mesela Tufan abi. Vurmuyor topa. Yani bu arkadaşlar dünyanın her yerinde vardı. Onun için böyle saniye limiti getirildi. Bu gelişen bir spor mudur aynı zamanda? Gelişiyor. Ya sürekli upgrade ediyor. Kendini. Aynen. Aynen. Yani, yani malzeme mi? değişiyor, oyun sistemi değişiyor. İşte adaptasyon dediğim mesele o. Mesela ben sahalara geri döndüğümde Hata yaptığım zaman beni cezalandıracak oyuncu sayısı üçken aktif hmm. oynadığım dönemde hmm. aynı hataları yaptığımda cezalandıracak oyuncu sayısı yüze çıkmış. Niye? E gelişmiş. Gelişmiş. Bilgiye ulaşmak kolay. Hmm. Biz mesela bir, ilk yurt dışına açıldığımız zaman Bilardo ile ilgili bir yazılmış döküman filan almak için para biriktiriyorduk. Yani. Bir de ne kadar maç izleyebiliyordunuz? Evet mı? yani YouTube izleyemiyorduk yoktu. yoktu. Hmm. Bak hatırlıyorum 1986 yılında dünya şampiyonu. Kölemans'la Blondal'ın maçını evde video kaset gelmişti bir yerden. Hep beraber oturup izledik. Böyle izliyoruz. ha hmm. hmm. bu ne abi falan diye izliyoruz yani. Hmm. Öyle yoktu o zaman yani. Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay abi. Hmm. Gençler hemen ilerletiyor. Teknoloji hmm. gelişti. Kore'de mesela Billiards TV diye bilardo kanalı var. Yani golf kanalı gibi hmm. sana ıstaka tutmayı öğretiyor, vuruş öğretiyor. O Eurospor'da falan filan tabii da tabii, çok. Tabii. E sürekli veriyor. Peki, ya bu yok. arada Kore'de yani Kore, Vietnam gerçekten acayip.